Devam ediyoruz karlılık oranlarına. Faizleri nerede kaldık? Ha, rentabilite oranına kaldık. Mali rentabilite var. Ondan sonra ekonomik rentabiliteyi verdik. Ekonomik rentabilitede ne yaptık? Vergiden önceki karı faiz giderleriyle birlikte topladık. Bunu toplam kaynaklara böldük. Böylece ekonomik rentabiliteyi bulduk. Faiz giderleri toplanarak yazılıyor ve bunu da işletmenin toplam varlıklarına bölüyoruz. Böylece bir değer elde ediyoruz. Şimdi bu da önemli. Faizleri karşılama oranı diye bir oran var. Yine bu oranda karlılık oranları içinde yer alıyor. Faizleri karşılama oranı işletmenin ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini bir dönemde kaç kere kazandığını gösterir. İşletmenin ödemesi gereken faizleri kolayca ödeyip ödeyemediğini görmek açısından bu oran hesaplanıyor. Onun için de vergiden önceki kar artı faiz giderlerini faiz giderlerine bölüyoruz. Buradan elde ettiğimiz oran bizim işletmeye yük olarak binen faizlerin ne kadarını ödeyip ödeyemediğimizi gösteriyor. Beşinci olarak fiyat kazanç oranı var. Değerli arkadaşlar, bunların hepsi işletmelerin bilançoları üzerinden yapacağımız analizlerdir. İşletme bilançosunu aldığımızda işletme bilançosu üzerinden bir takım değerleri birbiriyle oranlayarak işletmenin ne durumda olduğunu görürüz. Fiyat kazanç oranı, bu oran hisse senedi başına düşen kar ile hisse senedinin borsa fiyatı arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Piyasalarda kabul gördüğü üzere bu oran bir beklenti oranıdır. Fiyat kazanç oranı ise başına beklenen işletme karına biçilen cari hisse fiyatıdır. Bu orana ilişkin daha detaylı bilgiler daha sonra dönem verilecek zaten. Hisse senedinin borsa fiyatına hisse senedi başına düşen karı bulduğunuzda fiyat kazanç oranını buluruz. Son olarak karlılık oranları içinde bir de başa baş noktası ya da kâra geçiş noktası hesabı vardır. Başa baş noktası işletmenin gelirleriyle işletme giderlerinin birbirine eşit olduğu noktadır. Başa baş noktası hem miktar cinsinden hem de tutar cinsinden hesaplanabilir. Toplam sabit giderlerin satış fiyatının birim katkı payı olarak satış fiyatından birim değişken giderlerin çıkarılması sonucu bulunan değere bölünmesiyle bulunur. Bu miktar üzerinden. Bir de değer üzerinden bulunuyor. Toplam sabit giderlerin buradaki katkı oranı yani birim katkı payının satış fiyatına veya toplam katkı payının toplam satış gelirlerine bölünmesiyle bulunan bir orandır. Buna bu bölünüyor. Dolayısıyla başa baş noktası bulunmuş oluyor. Başa baş noktası neden önemli? Başa baş noktası işletmenin hangi düzeyde, hangi kapasitede çalıştığında kâra geçebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Yani kâra adım atıyoruz. Biz hangi oranda, hangi kapasitede, kaç kişiyle ne kadar miktar üretim yaptığımızda biz kar etmeye başlarız. Bunu görmemiz açısından önemlidir. Varsayalım ki Mercedes kamyon fabrikamız var. Aksaray'da Mercedes kamyon fabrikası var biliyorsunuz. Kaçıncı kamyondan sonra işletme kar etmeye başlar. Bunu görme açısından önemlidir. Şimdi burada biz neler verdik? Burada işletmelerin bilançoları üzerinden yaptığımız hesaplamalarla işletmenin yapısını verdik. Şimdi bu oran analiziyle finansman kontrolü nasıl yapılır ona bakacağız. Finansal kontrol gerek büyük gerekse küçük firmalar için finansal raporların düzenli olarak hazırlanması sağlandığında kolaylaşır. Bir finansman yöneticisinin finansal kontrol için kullanacağı yöntemler vardır. Bunlardan bir tanesi nakit ve yatırım bütçeleridir.
Bir diğeri proforma bilanço ve gelir tablosudur. Buradaki proforma tahmini gelir ve tahmini bilanço ve gelir tablosudur. Bilançolarda nasıl bir düzeltme olacağını gösterir ve finansal raporlardır. Finansal kontrol yapılabilmesi için geliştirilmiş en kullanılmış yöntemlerden birisi de DuPont finansal denetim sistemidir. Bu sistemde faaliyet ve karlılık oranları bir araya getirilmiştir. Bu şekilde yatırımların verim oranı, yani varlık getiri oranı ortaya konmaya çalışılmıştır. Varlık getiri oranı dediğimiz oran nedir? İşletmeye koyduğunuz varlıkların, yani sermayenin bize ne kadar getiri sağlayacak, bunu görmemiz açısından önemlidir. Bunun şekil üzerinden gösterebiliyoruz. Bunlara bakarsınız. Evet, değer dediğimiz işletmelerin değerlerinin, işletmelerin analizinin yapılması, finansal analiz yapılması bu şekilde yapılıyor. Bunun zaten verdim ben size bu notları. Dolayısıyla notlardan değerlendirebilirsiniz bunları. İşletmelerin bilançolarını analiz ettikten sonra işletmelerin bilançolarının dışında bir de risk türleri ve riski yönetimi var. Yani her işletmede ne vardır? Risk vardır. İşletmeler risk taşır. Daha doğrusu risk nereden ortaya çıkar? Risk gelecekten ortaya çıkar. Yani geleceği bilmediğimiz için gelecek gayri yani gelecek gelecekle ilgili öngörülerimiz var ama geleceği bilmiyoruz. Bakın 1 Ocak 2020 tarihinde herkes yeni yıla girdi. Müthiş bir coşkuyla yeni yıl kutlamaları yapıldı. Herkes planlar yaptı. Ama Mart ayına geldiğimizde bir virüs salgını dolayısıyla ne yapıldı? Her taraf kapandı. Şimdi virüs salgını olmasaydı ne olacaktı? İşletmeler, kafeler, işte restoranlar ona göre plan yapıyorlardı. Mesela Ramazan menüsü hazırlıyorlardı işletmeler. Yani restoranlar Ramazan menüsü hazırlıyordu. Ramazan menülerinde ne kazanacaktı? Ramazan menülerinden para kazanacaktı. Ramazan menüsünde işte ne kadar olsun? Şu kadar bilmem hangi ürünler olsun. Efendim bunun içindeki kıyma böyle mi olsun? Yoksa tavuklu menü mi olsun? Efendim işte çorba nasıl olsun? Hepsi ne yapılıyordu? İnce ince analiz ediliyordu. Hepsi yapılıyordu. Sonuç bir karar ve kapatıldı. 1 Ocak 2020 tarihinde kim bilebilirdi bunu? Kimse bilmiyordu, değil mi? Bakın gelecek risk içerir. Gelecek bilinmediği için risk içerir. Gelecek her zaman risklidir arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Gelecekteki riskleri minimize etmek için öngörülerde bulunuyoruz. Yani tahminlerde bulunuyoruz. İşte bu yaptığımız tahminler ne kadar doğru, ne kadar gerçekçiyse, ne kadar duygudan arındırılmışsa o zaman başarılı olma şansı o kadar yüksek oluyor. Bu nedenle işletmenin beklentileri açıklamaya yönelik faktörlerin tam olarak tanımlanmaması ya da etkilerini tam olarak ölçülememesi gibi riskli koşullarda tahminler söz konusu oluyor. Günlük hayatta işletmeler çok farklı risklerle karşı karşıya kalırlar. Bunları üçe ayırırız. Mesela birincisi mallara ilişkin riskler, ikincisi ödemeye ilişkin riskler, üçüncüsü fiyata ilişkin riskler olmak üzere üç tane riskimiz vardır. Şimdi hangi ürün olursa olsun bir ürüne yönelik bir riskimiz var. İkincisi bu ürünlerin alım satımından kaynaklanan bizim ödemelerimiz var, alacaklarımız var. Ona doğru bir risk var. Üçüncüsü de fiyat. Tabii biz deriz ki varsayalım ki kalem üretiyoruz.
kaleme 1 lira deriz ama rakibimiz der ki 90 kuruş der. Yani bir şekilde bazı durumlarda böyle. Yani biz 90 kuruşa sınamayız. Biz 90 kuruş aldıysak belki de kalemi. Ne yapamayız? 90 kuruşa sınamayız. O zaman ne yapacağız? Bakın fiyata ilişkin bir risk ortaya çıkmış olabilir. Olur mu? Olur tabii ki. Bunlar son derece karşılaşılan olaylardan bir tanesi. Örneğin işte bugünlerde ne var? Patatesler ve soğanlar hasat ediliyor. Patates ve soğan hasat ediliyor ama hasatı durdurdu çiftçi. Nereden durdurdu? Çünkü patates ve soğan tarlada ciddi anlamda düştü. 90 kuruşa kadar düştü. 70 kuruşa kadar düştü. Şimdi 70 kuruşa o soğanın, patatesin, çünkü 1,5 liraya perakende satılıyor. 1 liraya, 1,5 liraya satılıyor. Şimdi çiftçi kaça satacak bunu? Peki çiftçi ne yapıyor? Ya diyor ben bunu satamayacağım. Bakın fiyat. Siz 90 kuruş olacağını tahmin ediyor muydunuz? Etmiyordunuz tabii. Yani tahmininize göre ne yapmak durumundasınız? Bakın bir risk ortaya çıkarıyor. Şimdi mala ilişkin risklerden başlayalım bakalım. 3 tane risk türümüz vardı. Mal, ödeme ve fiyat. Şimdi işletmeler karşılaştıkları en önemli risklerden birisi ticari işlemlerde alım satıma konu olan mal ve hizmetlere ilişkin riskler teşkil etmektedir. Bunlardan bir tanesi malı alan kişiler için malın nakliyesi ve yasal olarak teslim yerine varana kadar olan risklerdir. Bozulma, yanma, çalınma, kaza, su baskını, deprem, savaş, Yemen'e gıda götüren işletmeler, kamyonlar bombalandı. Yani sadece mal zarar görmedi. Onu taşıyan sistem de zarar gördü. Dolayısıyla bir tane değil bakın mala ilişkin bir sürü zarar ortaya çıkıyor. Malı satan işletmeler için yine nakliye sırasında karşılaşılan riskler veya alıcının istediği normlara uygun olup olmamasıyla ilgili riskler. Bir bakıyorsunuz mal gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz mal bizim standartlara uygun değil diyor. Bizim standartlara değil diyerek iade edebiliyor. Çok sayıda malımız, yani Türkiye'den giden çok sayıda mal birçok ülkede zaman zaman ne yaptı? Krizlere neden oluyor. Bizim standartlarımıza uygun ama diyor ki benim ülke standartıma uygun değil kardeşim diyor. İade ediyor, kabul etmiyor. Bunlar bakın riskler ortaya çıkarıyor. Bunun için riskleri giderebilmenin temel koşulu standartlara oturtmak gerekiyor. Biz de standartlara oturtamayınca işte bazı muğlak ifadeler ortaya çıkıyor. Biz buna muğlak ifade diyoruz. Yani tam net ifadeler değil. Bunun için kontratların özellikle karşılıklı veya ülkeler arası kontratlar mesela satışlarda iyi hazırlanması gerekiyor. İkincisi banka teminatlarının doğru olması gerekiyor. Banka teminatlarının güvenilir olması gerekiyor. Üçüncüsü ödeme marj ve depozitolarının da olması gerekiyor. Her ne kadar bunlar risk içerse de bunlar maliyeti artırsa da nedir? Marjlar belki biraz pahalı olacaktır. Ama bunu yapmak durumundasınız. Bunun için banka teminatlarını önemsemeniz gerekiyor. Ödeme marjları vardır. Ödeme marjları ve depozitolar vardır. Uluslararası gözetim sertifikaları. Bir de uluslararası firmalardan hani kredi değerlendirme kuruluşları diyoruz ya. Aslına bakarsanız uluslararası firmalar hem ülkeleri hem şirketleri hem sistemi ne yapmaktadırlar? Derecelemektedirler. Dereceleme ne demek? Yani bunu ne kadar uygundur değildir onlara bakıyorlar. Ve tabii son olarak mala ilişkin risklerde ne vardır? Sigorta yapılıyor. Sigorta önemli arkadaşlar. Sigorta neye göre yapılıyor? Risklere göre yapılıyor.
gerek ticari risklerde, gerek alım satımda, gerekse teslimatta, bozulmasında vesairesinde genelde uluslararası ticarette sigorta son derece önemlidir. Çünkü mesela canlı hayvan ticareti yapıyorsunuz. Canlı hayvan ticaretinde hayvanlar ölebiliyor. Ya da uygun olmayan koşullarda taşınabiliyor. Ya da fırtınada batıyor gemi. Yani bunlar da önemli. Dolayısıyla sigorta yapılması gerekiyor. Demiştik ki 3 çeşit risk vardır. Mala ilişkin riskler bunlardır. Ödemeye ilişkin riskler nelerdir? Mal ve hizmetlerin satışı konusunda diğer bir risk grubu ise ödemeye ilişkin risklerdir. Alıcının ödemeyi yapıp yapmayacağı. Alıyor, ödemiyor. Ya da ödemeyi tam yapmıyor. Yarısını yapıyor. 1/3 yapıyor. Yetersiz yapıyor. Malı göndermiş durumdasınız. Bunlar ciddi sıkıntılar değerli arkadaşlar. Onun için bazen politik sonuçlar doğuyor. Mesela ülkeler arası politik veya siyasi kavgalar ortaya çıkıyor. Siyasi kavgalar ülkeler arası ödemeleri durdurabiliyor. Bunlar bunlar sıkıntı doğuruyor. Bu ödemeye ilişkin risklerde 4 tane. Bir tanesi ödememe riski. Adam batıyor mesela. Alıcının mal bedellerini herhangi bir nedenle zamanında ödememesine biz ödememe riski diyoruz. Veya ticari risk diyoruz. Adam alıyor, ödemiyor. Pratikte yaygın olarak görüldüğü üzere default kelimesi bir yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesini ifade edilmektedir. Yani ürün default oluyor. Özellikle uluslararası dış ticarette çok yaygın bu. Dış ticarette gönderiyorsunuz fakat ödeme default oluyor. Yani parayı alamıyorsunuz. Mal gitti, para yok. Sigorta, tabii sigorta yaptırdıysanız bir miktar sigortadan alıyorsunuz ama malın tam olarak değerini almayabiliyorsunuz, alamayabiliyorsunuz. Ödememe riski bu. Bir diğeri politik risk. Politik risk işte bir takım iç karışıklık oluyor. Sınırlar kapatılıyor. İşte Yemen'den, Suudi Arabistan'dan Yemen'e gıda yardımı götürüyorsunuz, gıda götürüyorsunuz. Ama öyle bir durum oluyor ki birisi geliyor, bombalıyor, yakıyor, bilmem ne yapıyor, bir şeyler oluyor. Dolayısıyla siz ne yapabiliyorsunuz? Bunları burada zarar görebiliyorsunuz. Risk içeriyor. Bir diğeri politik risk dedik. Ödememe riski, politik risk. Transfer riski. Mesela transfer riski de şu. Ödeme zamanı geldiğinde o ülkenin convertible dövizlerdeki bir darboğazı olabiliyor. Yani ülkede döviz olmayabiliyor. Döviz olmayınca ülke ödeyemiyor. Yani şimdi genelde uluslararası ticarette dolar üzerinden işlem yapıyorsunuz. Dolar üzerinden işlem yapıyorsunuz ama bazen dolar aşırı yükseliyor ya da düşüyor. Bazen ülkede dolar olmayabiliyor. Yok. Neyi ödeyecek? Ödeyemiyor. Dolayısıyla transfer edemiyor. Para transferi gerçekleşemiyor. Yani bu da bir risk oluşturuyor. Ve dördüncü olarak da ödeme zamanı geldiğinde alıcı veya satıcının ülkesinde o mala uygulanan ek vergi, fon veya gümrük vergisi oranlarındaki artışlar olabiliyor, değişimler olabiliyor. Zaman zaman işte limonda örneğin bugünlerde ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi limonda ortaya çıktı. Yeni limonlar çiçek açtı, limonlar büyümeye başladı. Ama bizim hala depolarımızda binlerce ton ne var? Depo limon var. Peki bu limonu tüketemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Satmamız gerekiyor. Nereye satacağız? İşte başka ülkelere satacağız. Ama başka ülkelere satımına ne yaptı hükümet? Sınır koydu. Kardeşim bunları satamazsın dedi. Sonunda bu sınırlar kaldırıldı ve kaldırılınca işte artık satılır duruma gelecektir.
diye söylüyoruz. Şimdi bunlar ödemeye ilişkin riskler demiştik. Mala ilişkin riskler demiştik. Bir de fiyata ilişkin riskler var. Onları da daha sonraki haftaki derslerimizde devam ederek bunların riskler konusuna da değineceğiz.